Ben bir ayet hatırlatmak istiyorum inşallah. Kolumu şeytanın Allah'a sığınırım. Yunus suresi 60 için 60. ayetti. Şüphesiz Allah insanlara karşı büyük ihsan faz sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler diye bildiriyor. Rabbimizin o kadar fazla yarattığı, şükretmemiz gereken o kadar fazla nimet var ki. Fakat inkar edenlerin hem bunları görmediğini Allah bize ayetlerle bildiriyor hem de şükretmediklerini. Onun için Müslümana Kur'an'da Allah hep şükretmemizi hatırlatır. Ve verilen nimetlerin her birini görmek için derinleşmeye de çalışmalı Müslüman. Aklını kullanmalı. Her zaman gördüğü, her zaman şükrettiği nimetlerin yanı sıra onun belki fark edemediği, daha şuuruna varamadığı çok fazla nimet var. Yani her bir nokta, her bir saniye o nimetlerin artışı çok 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 net. Fakat Müslümanın bunu gerçekten hatırlaması ve bunu düşünüp tefekkür edip Allah'a samimi kalpten bağlanması gerekiyor. Kafatasını hatırlatmak istiyorum. Ben şimdi baktığımızda kafatası yetişkin bir insanda artık oturmuş oluyor, sert bir yapıda oluyor. Fakat Allah o kadar güzel bir sistemle yaratmış ki bebeklik aşamasında çocuk büyürken o kafatası 8 aylık kemikten oluşan kafatası yumuşak, daha kıkırdaksı bir dokuya sahip. Şimdi bu dokunun neden bu şekilde olması gerekiyor? Bebek için bu doku eğer yetişkinlerdeki gibi sert bir yapıda olsaydı o bebek gerçekten yaşaması mümkün olmayabilirdi. Fakat şimdi kıkırdaksı bir doku ve o 8 ayrı kemiğin o kemik yapılarını da görebilirsek daha iyi anlaşılabilir. Bakın bu kadar ayrı ayrı yapıdan oluşuyor. Allah bu şekilde yaratmış. Teşekkürler resim için. Şimdi bu yapıların bu 8 ayrı kemiğin arasında bebeklik döneminde küçük boşluklar var. Hem kıkırdaksı hem de küçük boşluklara sahip. Bu neden önemli? Doğum sırasında bebeğin kafatasının yapısının esnek olması gerekiyor. Çünkü doğum sırasında o kafatası küçük boşluklar arasında birbirine doğru geçecek ve yumuşaklığı dolayısıyla da hiçbir sorun olmadan beynine, kendisine hiçbir zarar gelmeden bir doğum olabilsin. Ama düşünelim, eğer o boşluklar olmasaydı direkt esnek bir yapı olmasına rağmen birbirlerine geçebilirdi o kıkırdaksız doku. Daha ilk başta zaten bebeğin hayatını kaybetmesine sebep olabilirdi ama bir diğer ihtimali düşündüğümüzde, eğer o boşluklar olup kıkırdaksız doku olmasaydı, sert bir yapı olsaydı, yine bebeğin hayatına devam etmesi mümkün olmazdı. İşte Allah o kadar uyumlu, o kadar özel bir şekilde yaratıyor ki bunu gerçekten her insanın düşünmesi gerekiyor. Sanki bebeğin o şekilde olması gerekiyormuş gibi değil, Allah bunu özel olarak bizim düşünmemiz için yaratıyor. Bunun delillerini de bilimle daha sonra bize bulduruyor. Bakın 8 ayrı farklı kemik var. O kemik yapısı yetişkinken öyle, fakat bebekken doğumda hiçbir zarar görmemesi için bebeğin o şekilde yaratılmış. Allah insanlara şükretmesi için çok fazla nimet veriyor. Bunlara en güzel şekilde şükredip Allah'ın oradaki fazlını, oradaki nimetini, oradaki yaratma sanatını hepimizin inşallah tefekkür edip tespit etmemiz gerekiyor inşallah. İnşallah.